Meğer hafta sonu bize dedi ki ben gidip bir ailemi özledim, oraya gideceğim, sonra da döneceğim dedi. İzleyelim. İzleyelim. Seher hafta sonu ailesini görmek için yola çıktı. Vazgeçme ekibiyle Selendi'ye gitti. Seher Selendi'de ailesine kavuştu. Hepsiyle tek tek hasret giderdi. Seher'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Çok mutluyum şu anda ya. Ailemi tekrar görmeye geldim. Yani mutluyum. Hani aile özlemi farklı. Seher ailesiyle görüştükten sonra programa geri dönecekti. Ancak ne olduysa son anda fikrini değiştirdi. Neden programa dönmedi? Seher tehdit altında mı? Ani değişen kararlarının arkasında ne var? Seher baba ocağına döndükten sonra, ki burada da biliyorsunuz bazı talimatlar alıyordu. Onlardan bir tanesi Özcan'dı. Dolaylı yoldan kendisi de kabul etti. Faruk onu burada yayından almak için her şeyi yapıyordu. Ve onlara rağmen Seher burada kalmaya devam etti. Ne zaman baba ocağına döndü, Seher İstanbul'a dönmeme kararı aldı. Daha çok Özcan öğretmen, Özcan'ın daha öğretmen demek öğretmenlere saygısızlık ayıp olur. Çok özür dilerim öğretmen dediğim için. Öğretmenlikten atılan Özcan ve Faruk Seher'in daha fazla konuşmasını istemediler. Eğer Seher bizim bu yayında söyledikleri telefon meselesini, pansuman meselesini Seher olayın başında anlatsaydı şu anda iddianame bile yazılmış olurdu. Öyle kesinlikle söyleyeyim. İnanıyorum. Evet, kesinlikle. İddianame bile yazılmış olurdu. Ve her şey daha net bir şekilde sıcağı sıcağına ortaya çıkardı. Seher öyle yapmadı. Faruk'un kendisini tehdit ettiğini söyledi ki ben onun olduğunu inanmıyorum sevgili izleyiciler. Yayın arasında yaptım ama bir bölümü çok küçük bir bölüm ekranlara gelmişti. Ben şimdi Seher'e yani o sözünde durmadığı için ben de sözümde durmamın bir anlamı yok artık. Dursaydı burada yayına devam etseydi ben de sözümde duracaktım. Bakın sevgilisi Aydoğan'la ilgili Faruk Efendi ne biliyor? Ve Seher'i neyle tehdit ediyor? Ve her şeyden önemlisi Faruk Efendi bunu nereden biliyor? Gelsin bakalım o kayıt. Seher seni neyle tehdit ettin Aydoğan'a söyler misin lütfen? Abi biz bazen o Uşak'ta hani otelde falan kalıyorduk ya. Hani yan yana yatmasak da ayrı ayrı yani zaten bunu da biliyor. Yalanlayamaz zaten. Bazen hani otel değil küçük bir yerde kalıyorduk mesela ikimiz baş başa. Onun için. Konaklıyor muydunuz gece? Evet. Gece kalıyordunuz orada. Hayır gece değil. İşten çıktık mı hani servise bekliyorduk biz mesela. Aha. O süreci boyunca odada kalıyorduk. Evet dedim ama doğru. Ha. O zaman onu öğrenmiş. Sizin nerede ama kaldığınızı... Demek gibi hiçbir ilişki geçmedi. Bu doğru. Hiçbir şey olmadı. O ben yatakta yatardım. O koltukta o yatardı mesela. Selendi'de mi kalıyordunuz Uşak'ta mı? Uşak'ta. Uşak'ta kaldığınızı. Otelin sahibi ya da gittiğiniz şeyin sahibi Faruk'u tanıyor mu? Hiç bilgimiz yok. Biz sadece parasını verirdik mesela. Aha, parasını da Aydoğan verir mesela ben değil. O hiç parasını verirdi zaten. Yani 3-4 saat önce mesela kalır dinlenirdik. Sonra servise binir. Ha, yemek yerdik. Sonra servise binip giderdik. Ne zaman kaldığınızı hatırlıyor musun? 6 aylık ilişkiniz boyunca. Abla aynı olması lazım. İkinci ay, üçüncü ay var. Ortaları da abla. Dedem abla. Sürekli gider miydiniz oraya? Ayrı ayrı ya. Bir kez otelde kaldık zaten. Bir de otel değil hani yok, küçük. Yok dedem abla. Bir Aydoğan söylesin. Söyle Aydoğan. Bir kere oldu zaten. O da nasıl oldu? Aynı Seher'in dediği gibi aylık yatmıştı. Buluşalım mı dedim ben. Evet dedi. Buluştuk dedem abla. O zaman da zaten işten çıkmıştık 12-8'den. Uşağa gittik. Yani iyiydik içtik. Seher'in ihtiyaçları vardı. İhtiyaçlarına giderdi. Benim de ihtiyaçlarım vardı. Üst baş aldım. İhtiyaçlarına mı giderdim? Yani biraz saat geç oldu.
geri gidecek araba bulamadık. Seher Selen diye gelecek araba bulamadım. Ben de köye gelecek araba bulamadım. Gece saat da 11'de 12'de işe geleceğiz. Yok çocuklar, ben sizin dediğim otelde ne yaptığınıza ilgilenmiyorum da bu Seher'in dediği evet, doğru mu? Aydan Seher'in dediği doğru mu onu baktım da. Sen de aynı şeyi söylüyorsan demek ki bir otelde kalmışsınız. Tamam, oraya geçelim. O detayları sormayacağım. Benim merak ettiğim şey şu. Sizin otelde evet, kaldığınızı Faruk nereden biliyor? Nasıl öğrendi yani? O zaman daha sen işte de değilsin. Didem abla bilmiyorum. Yani dediğim gibi Seher'le buluşurken oraya falan giderken ben çok dikkat ederdik yani. Ama nasıl oldu bilmiyorum yani. Benim de hiç bilgim yok. Seher nasıl öğrendi sence? Bilmiyorum otelin ama de, zaten hani de, tanımıyorum otelde yani. Bir kez değilsen iki kez üç kez mi farson gibi bir yerde kaldı. Çünkü biz işten çıkıyorduk abla, zaten Seher'den çıkıyoruz sabah. Ondan sonra ben aileme mesela yalan söylüyordum. Açık açık 16'lıyım diyordum mesela. Uşak'ta Aydoğan'la buluşmaya gidiyordum zaten. Ailem falan, annem babam bilmiyor ama ablam kardeşlerim biliyordu Aydoğan'ı. Onları söylemiştim. Onların da haberleri var. Tamam. Ve gittiğim zaman zaten söylüyordum hani böyle böyle hani annem idare edin hani şey yap, çalışıyor diyen hani diyende. Onun için alışveriş yapardık, yemek yerdik, sonra yatmak için otel ya da personel gibi bir yere giderdik zaten. Yani yatardık. Onun için çıkar giderdik. Dediğim gibi parasını gene Aydoğan veriyordu yani. Ondan sonra yemek yerdik, işe arabasına binip giderdik. Tabii bazen hani yeri geldiğinde Uşak, Selendik'inde herkes bazen Uşak'ta olabiliyor. Hani küçük bir, biz elimizden geldiği kadar dikkat ediyorduk zaten. Hani kimse öğrenmesin diye, kimse bilmesin diye. Beni böyle tehdit etmiş olsa, saksa ben öyle bir olay yaşadım mı yaşamadım. Hiç korkmam. Ne olur insan içine çıkamam. Sadece bir ay sonra çıkarım. Yapmadığım şeyi yaptı dedik gibi baskı altında kalıp zorla bir şey yaptırtırmam kendime. Onun kozunu elinden benim alırım diyor. Ailem bana güvendikçe, ben kendime güvendik sürece böyle bir şey senin yapmadım. Senin nasıl bir yer olduğunu evet, zaten biliyor. Böyle bir şey yapmadım bildiğim halde çıkarsın. Hiçbir zaman Allah'ın yolundan şaşmam. Ya o söyle, çünkü o erkek, ben bir kızım. Benim seninle şuradan konuştuğum iki saatte gelirse kadar bin tane laf değiştirir yani. Ben seninle küçük bir yerde duruyorum. Soru şu, Faruk Aydoğan'la beraber ikisinin 3-4 kez hatta zaman zaman pansiyonda, zaman zaman otelde, sevgilisiyle otelde kaldığını, yan yana yataklarda yattığını Faruk nereden biliyor? Sizce nereden biliyor sevgili izleyiciler? Gerçekten bu sorunun yanıtını zaten bulabilseydik eğer, Seher bunu bize söylemeden buradan gitti. Bir oyunla, bir planla gitti. O yüzden biz de elimizdeki bütün belgeleri yayınlayalım dedik. Her şeyi yayınlayalım dedik. Otelde sık sık birlikte kalmışlar. Ya bunları Faruk'a söyledi, kendisi şey yaptı söyledi. Ya iddiaya göre, çünkü Selendi'den gelen iddialara ve ihbarlara göre Faruk'la sevgiliydi, otelde Faruk'la beraber kaldı. Sonuçta Seher otellerde birileriyle kalıyor ve bunu da Faruk biliyor. Yani Aydoğan'la kalıyor, bunu da Faruk biliyor. Ya ancak kendisi kaldıysa öğrendi ya da Seher'i başka bir amaç için kullandılar. Seher'e başka şeyler de yaptırdılar. En sonunda da İsmail'e sevgili ol diye baskı yaptı. Belki de İsmail'i zaten Seher rahat bir kızdır, sen oraya çek diye şey yapan, yönlendiren belki de Faruk'tu. Ama Seher bazı şeyleri söyledi, bazı şeyleri söylemedi. Akıl hocalarından bir tanesi Faruk'tu. Diğeri de biliyorsunuz 3 kardeş, hatta 4 kardeş beraber Seher, erkek kardeşi ve kız kardeşleri beraber öğretmenlikten atılan Özcan'ın kurumunda engelli eğitimi aldılar. Yani 3-4 kardeş aynı anda engelli raporu nasıl aldılar? Ve onlar hatta şu anda kapanan kurumda, öğretmenlikten atanan kurumda Özcan'ın orada nasıl öğretmenlik yaptılar? Pardon, öğrenci olarak sahte raporlarla nasıl kaldılar? Özcan bunlara neden göz yumdu? Ve buraya gelen Seher'e neden akıl verdi? Ve hemen şu bilgileri de sizlerle paylaşayım. Bu arada biz Seher'i öncesinde bir doğruluk testine de tuttuk. Seher'in orada doğru söylediği tek şey şuydu. Sık sık yalan söyler misin? Sorusuna Seher evet yanıtını verdi. Ve o sırada da cihaz doğru söylüyor Seher dedi. Yani Seher çok sık yalan söylüyorsun. Çok sık yalan söylüyorsun. Hala her şeyi saklıyorsun. Biz bütün çelişkileri ortaya koyduk. Keşke bunları daha öncesinde savcımıza anlatsaydın da Seher. Ya da otelde kaldığını annene babana ailene söyleseydin de. Bu arada otelde zaman zaman kaldığını söylemişsin. Ama Aydoğan'la kaldığını söylememişsin galiba. İsmail'den neden haber vermedin? Neden söylemedin Faruk'un sana karşı bu tehditleri savurduğunu? Hemen şu önemli bilgiyi de paylaşayım.
İsmail'in ailesi biliyorsunuz avukatı azlettiler. Çünkü avukat Faruk'un daha önceki avukatı olduğu için ailenin sağlıklı bir şekilde avukatını yapamadığı gerekçesiyle avukatlıktan azledildi. Yerine çok değerli bir hukukçu geldi. İzmir Barosu avukatı Atilla Akın artık ailenin avukatı. İki önemli girişimde bulundu. İki önemli suç duyurusunda bulundu. Bunlardan biri Faruk, Taner ve Seher hakkında yağma, hırsızlık, suç delillerini yok etme ve kişisel verileri ele geçirme suçundan soruşturma açılmasını talep etti. Bu talep de soruşturma dosyasına girdi. Bu bir. İkincisi, Seher'in yayınlarda söylediğini geçtiğimiz günlerde verdiği, savcıya verdiği ifadede söylememesi dikkatimizi çekmişti. Bu da bir suç. Ailenin avukatı Atilla Akın Bey, Seher'in soruşturmayı manipüle etmeye çalışması, yalan beyan vermesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti. Ve sevgili izleyiciler, biz elimizden geleni yaptık, hep şunu söylüyorum. Elimizden geleni yaptık. Ama Seher, sen parayı çok seviyorsun. Bence İsmail'in parasını da çatır çutur yedin. Yaptığın her şeyden de Faruk'a haber verdin. Ya her şeyi geçtim de o otelde kaldığını Faruk nereden biliyor? Nereden biliyor ya?